Herkese merhaba. Bugün gelişen olaylar sonrası canlı yayın için sizlere davet gönderdik. Şimdi yavaş yavaş herkesin toplanmasını bekliyoruz. Bugün 1 Haziran 2013'te Kızılay'da yaşam ellerinden alınan Ethem Sarısülük'ün ölümünün 8. yıl dönümüydü. Diyoruz. Bugün Anma için 1 Haziran 2013. toplananlara Kızılay'da Güven Park'ta polis müdahale etti ve bildiğimiz kadarıyla 13 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde henüz serbest kaldılar. Sevgili Veli Saçılık'la beraberiz. O da biraz önce serbest kaldı. Hem olanları hem de durumu bir anlatmasını rica edeceğiz. Merhaba Veli, söz sende. Merhaba, bütün dostlara selamlar söylüyorum. Şimdi gözaltından çıktık 9 arkadaş. Darp edilerek gözaltına alındık. Tabii burada gözaltına alınmış olmak çok önemli değil ama yani Ethem'in vurulduğu yerde, Ethem'in vücudunun yattığı yerde yere yatırılarak, darp edilerek, işkence edilerek alınmak bizim için onurdur. Bunu söyleyeyim. Biz hem Gezi ruhunu, hem Gezi'deki o milyonlarca insanın direnişini, hem de Ethem yoldaşa sahip çıkmanın onurunu yaşadık. Fotoğraflardan birçok insan görmüştür. Çok sert saldırdılar ve çeşitli çevreden gelen insanlara da aynısını yaptılar. Bunun karşılığında kitle gayet iyiydi. Faşizme karşı omuz omuza her yer Taksim, her yer direniş ve Ethem yoldaş ölümsüzdür sloganlarıyla karşılandı. Ben 1 Haziran'ın ruhuna uygun davrandığımızı, Ankara'nın her zamanki gibi itirazını yaptığını ve bu rejime, bu tek parti sistemine karşı milyonların ruhunu, milyonların özgürlük ruhunu alana taşıdığını düşünüyorum. Gelecek Gezi yıl dönümlerinde tekrar bunu sağlamalıyız, daha yüksek sayıda sağlamalıyız. Şunu da söyleyeyim, şimdi üzerinde mavi tişörtüm var, bu daha doğrusu sivit tişörtüm. Bu geçen 1 Haziran'da hani bu şey vardı, plastik mermili saldırı. Ben bilerek bugün bunu giydim, polis yine saldırır diye. Şunu söyleyeyim, umudun rengi mavidir. Direniş daima diyorum ben ve şunu da kimse korkmasın. Yani gözaltına alındık, işte yok yumruk yedik, yok çelme takıldı, şudur budur. Bunlardan kimse korkmasın. Yani biz niçin gözaltına alınıyoruz, niçin dayak yiyoruz? Aslında yeterli sayıda sokağa çıkamadığımız için, yeterince tepki veremediğimiz için. Yani korkumuz, daha doğrusu biz korkularımıza yeniliyoruz. Ben diyorum ki cesaret bulaşıcıdır, bunu hep de söylüyoruz. Bu cesaret herkese bulaşmalıdır. Biz haklıyız çünkü özgürlük istiyoruz, biz işimizi istiyoruz, ekmeğimizi istiyoruz ve tek adamın iradesiyle yaşamak istemiyoruz. Milyonların iradesiyle barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu herkese duyurmak gerekir. Herkese söylemek gerekir. Burada polisi şöyle teşhir edeceğim. Yani yere yatırıp bir de insanın kafasının üstünde ayaklarıyla basmaları. Artı bir de kafana insanın yumruk atması. Birçok arkadaşımıza, kadın arkadaşımıza da benzer şeyi yapmaları. Biz onları asla affetmeyeceğiz. Yani bu dönemde bu suça ortak oluyorlar. Biz bu suça, hiçbir suça, hiçbir insanlık suçuna ortak olmadık. Bu suça ortak olanlar da elbette hesap verecekler. Elbette bu toplumun vicdanında her zaman kötü bir yerde yer alacaklar. Buna ortak olanlara da buradan sesleniyorum. Buna ortak olmayın, asla olmayın. Çünkü haksızsınız, çünkü adaletsizsiniz, çünkü hukuksuzsunuz, zalimsiniz. Bu zalimlikle de hiçbir şey olamayacaksınız. Biz hakkın, hukukun ve özgürlüklerin yanındayız. Bunu herkes bilmeli, herkes bizim yanımızda olmalı. Nasıl ki KHK ile işimizden atıldığımızda emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız diysek, bugün de Gezi kazanacak diyoruz. O biz geziciyiz, onlar gidici diyoruz ve asla onlara boyun eğmiyoruz, asla diz çökmüyoruz, onlara biat etmiyoruz. Bunu bilsinler, bu cesareti herkes birbirine taşıyor. Çünkü biz cesaretli olduğumuzda, biz korkmadığımızda onların bu mafyaya batmış, çamura batmış, yolsuzluğa batmış sistemi mahvolup gidecektir, yok olup gidecektir. Sedat Peker'in söylediği bir söz var. Ben oluk oluk kan akıtacağız dediğimde korku iklimi yaratmak istedim demişti. Biz de diyoruz ki biz oluk oluk sevgi akıtacağız, oluk oluk dayanışma akıtacağız ve bu korku iklimini yeneceğiz.
bu korku iklimine teslim olmayacağız. Bunu bilsinler, bunu anlasınlar ve asla biat etmek yok, asla geri çekilmek yok. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler Veli. Yani soracak bir şey de bırakmadım. Ben sadece şunu soracaktım. Aradan 8 yıl geçti. Sesini duyamıyorum Onur. Duyabiliyor musun şu anda? Duyabiliyor musun Veli? Geliyor mu sesim? Ses. Onun geliyor mu sesini şu anda? Duyamıyorum. Bir dakika. Şimdi geliyor mu sesim? Bağlantıda bir sorun var galiba ama yayına gidiyor mu sesim Herkese bilmiyorum. Selamlar diliyorum. Ben şimdi Onur'u duymuyorum. Belki siz beni duyuyorsunuz. Göz altında çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Yani herkes kendisine iyi baksın. Herkesi seviyoruz. Herkesi seviyorum. Göz altından çıkan arkadaşlarım da selamlarını iletiyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz Veli'ye. Bugün Gezi anmasında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Veli Saçılık dahil hepsi bırakılmış durumda. Veli'ye kısaca bağlandık ve durumu ondan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Gezi'nin 8. yılında Ethem'i kaybettiğimiz günde hem onu anıyoruz hem Gezi'de kaybettiğimiz diğer canları anıyoruz. Herkes kendisine iyi baksın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.